Mesela abla. Lila'dan başka kimse yok değil mi evde? Yok yok, kimse yok. Hadi gel de içeriye kızın gönlünü al. Yemeden içmeden kesildi kız. Öyle mi? Alacağım, merak etme. Biri gelirse haber ver. Tamam. Senin ne işin var burada? Seni görmem lazım. Çık. Çık, çıkar mısın? Sakin, çık dışarı. Olur bağırma, bir dakika. Otur, anlatacağım. Ya neyi anlatacaksın? Haklısın, çok büyük hata yaptım. Seni çok üzdüm, biliyorum. Telafi etmek için geldim. Hadi telafi mi edeceksin? Ya senin yaptığın şey telafi edilebilir bir şey mi? Olayın iç yüzü başka. Otur, anlatacağım diyorum. Hadi. Evlendiği kadını sabahında terk eden bir adamı dinlemeyeceğim. Lila, mecbur kaldım. Hadi. Dokunma bana be! Dokunma! Ben var ya senden nefret ediyorum. Sen benim hayatımda yaşadığım en büyük pişmanlıksın. Şimdi çık git. Gidiyorsun, akşam da Metin abi geldiğinde o kağıdı imzalıyorsun ve bu iş bitiyor. İmzalamıyorum. Ya ben senin yüzünden babamın suratına bakamıyorum be. Bakamazsan bakma, imzalamıyorum ya. Çık. Çıkmıyorum, çıkmıyorum. Konuşacağız. İyi tamam, o zaman ben çıkıyorum. Ya ne yapıyorsun? Ver şu anahtarı. Gitmeyeceğim. Ver şu anahtarı. Konuşacağız önce. Ya verir misin şu anahtarı? Sen de beni seviyorsun. Otur, sakin sakin konuşalım. Ben senden nefret ediyorum. Tamam peki. Madem öyle. Gider söylersin baban o zaman. Yiğit benden ayrılmıyor, dava açalım dersin. Ne olacak bakalım, göreceğiz. Ya sen delirdin mi? Delirdim. Ne demek ayrılmıyorum? Ayrılmıyorum ya. Çıkacağım mahkemeye, hakimin karşısına. Ben karımı çok seviyorum, ona çok aşığım, bayılıyorum diyeceğim. Çık git, git. Peki. Yıllarca kocan olarak kalayım da gör. Her gün geleceğim buraya, karım bana verin diye bağıracağım. Ölsen üzülmem biliyor musun? Bence çok ağlarsın.